Engin Baltacı'yı, Beşiktaşlı yöneticiyi dinleyelim bakalım neler söylemiş maç sonrasında. Bir futbol gecesini daha bizim açımızdan geride bırakıyoruz. Bu akşamdan benim ve eminim ki bütün futbol kamuoyunun aklında kalan en önemli enstantane Beşiktaş tribünleridir. Beşiktaş tribünleri yaratılmaya çalışılan bütün gergin, olumsuz, tahrikkar ortama karşı tribünleri doldurmuş, nefesinin sonuna kadar takımını desteklemiş, ne küfür etmiş, ne yabancı madde atmış, bütün sahadaki tahrikkar davranışlara karşı sükunetini korumuş, takımını son nefesine kadar, son nefesinin son gücüne kadar desteklemiştir. Ben tribünlerimizle, seyircimizle iftar ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Maçın sonunda onlar da takımlarını yanlarına çağırdılar. Tek tek bütün oyuncularımıza teşekkür ettiler. Biz Beşiktaş tribünlerinin, büyük Beşiktaş seyircisinin bütün futbol camialarına bu anlamda örnek olduğuna inanıyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi bu şekilde desteklemeye devam etsinler. Siz de seyrettiniz. Hele son transferlerimiz, onları izleme şansını bulduk. Son derece olumlu, uyumlu transferler yaptığımızı izledik. Beşiktaş seyircisi de bunu gördü. Beşiktaş seyircisi de sonuçtan emin. Yaratılmaya çalışılan bütün olumsuzluklara rağmen Beşiktaş seyircisi takımının şampiyon olacağından emin. Ben ve yönetici arkadaşlarım da bundan eminiz. Başkanım da bu konuda en küçük bir kuşkusu yok. Oyuna gelince değerli arkadaşlar, cumartesi günü bir basın toplantısı yaptık. Gerek sevgili kaptanımız Josef, gerekse de ben anlattık. MHK'nın Metin Kalkavan'ı ile başlayan süreç, hukuk kurulunun hukuksuz uygulamasıyla, PFDK'nın bize göre hukuksuz uygulamasıyla, tahkim kurulunun savunmayı hiçe sayan, savunmayı hiç göz önünde bulundurmayan, savunmayı dinlemek bile istemeyen tutumuyla gelmiş ve nihayet Merkez Hakem Komitesi'nin ne olduğunu kimsenin tam anlayamadığı, algoritma, yapay zeka neyse, onunla 3 aydır düdük çalmamış bir hakemi haftanın en zor maçına vererek sonuçlanmış ve benim kanaatimce bunlardan kim yararlanıyor sorusunu sormuştum. Sorunun cevabı da bu akşam alınmış oldu. Hakemle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum ama giderek biz de başta başkanımızın söylediği, futbolun ruhuna uygun kökten değişiklik dediği, bu hakemlerle bu iş olmaz dediği tutumumuz biz de devam ettiriyoruz. Nedeniyle sanki sevgili hakemlerimizin Beşiktaş'a karşı bir olumsuz bilinçaltı oluşmuş gibi bir endişe taşımaya başladık. Umarım önümüzdeki haftalarda bu bir endişe olmaktan öteye gitmez. Umarım Beşiktaş'ın büyük seyircisi de böyle bir duyguya kapılmaz. Şimdi çok bir şey söylemeyeceğim. Bilmiyorum hakem pozisyonları yorumlanmıştır ama bir tek örnek vereyim size. İki takımın hocasına sağdaki hakemin davranışını, tutumunu takdirlerinize sunuyorum. Ankaragücü maçında kırmızı göster, kırmızı göster diye orta sahadaki olayların göbeğindeki hakemin neredeyse başının etini yiyen VAR ve dördüncü hakem, rakip takımın hocasının davranışlarını hiç görmemiş. Hakem de arkasını dönmüştü zaten rakip takımın hocasının davranışlarına. Kimseyi hedef göstermek gibi bir derdimiz yok. Biz baştan beri aynı şeyi söylüyoruz Beşiktaş olarak. Biz herkes için adalet istiyoruz. Bütün koşulların herkes için aynı olmasını, standart olmasını istiyoruz.
neredeyse kanaat getireceğiz ki bu akşamki maçın hakeminin Beşiktaş'ın hocalarıyla bir sorunu var. Neredeyse. Evet, sözü gene oyuna döndürsek, biz son transferlerimizi izleme, hep birlikte izleme şansını bulduk. Çok değerli, çok yararlı transferler yaptığımızı bütün taraftarımızla birlikte gördük. Çok, o anlamda çok mutlu olduk. Seyircimizin de mutlu olduğuna inanıyoruz. Onu da gördük sonunda. Alkışlarıyla takım yanlarına çağırarak belli ettiler. Onlar bize inanmaya devam etsinler. Biz de bu yolda devam edeceğiz. Ve mutlaka şampiyon olacağız. Bu olduğuna inandığımız gerilim oyunlarını sahada bozacağız arkadaşlar. Oyunumuzla bozacağız. Buna inanıyoruz biz. Yönetim olarak, arkadaşlarımla beraber, başta başkanımız, bütün camiamızın da inanmasını diliyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.